Yalnız ustam sen böyle çoko krem gibi sürmedin ha? Hayır. Dolu dolu yaptın. Valla. Merhaba arkadaşlar. Bugün 01 bizim kokoreç Mustafa Usta'nın yanındayız. Mustafa Usta'yı daha önce gelip geçiyordum fakat lezzet konusunda hiçbir fikrim yoktu. Sağ olsun. Özkan Uğur arkadaşım, takipçim özellikle burayı önerdi. Uzun yıllardır buradan yediğini söyledi. Sendeyiz. Ne diyorsun? Aynen, ben uzun yıllardır buradan yiyorum. Sürekli yani iş çıkışı falan. Gelip buraya uğrayıp yiyorum. Gayet bir güzellik. Zaten otelde çalışırken burayı keşfettim. Hı hı. Sipariş verdim, hoşuma gitmişti. Ondan sonra sürekli yemeye başladım. Damak tadına güveniyorsun yani. Aynen, çok iyi. Ben çok yerde denedim. Yani burayı çok iyi. Arkadaşlar, Özkan sıkı takipçilerinden birisi. Her videonun altına mutlaka bir yorum yazıyor. Görüşlerini, duygularını, düşüncelerini belirtiyor. Açıkçası kanalımı boş bırakmıyor. Bu yüzden teşekkür ederim. Usta'nın yanına geçelim mi? Olur. Buyurun geçelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsın? Teşekkürler, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi olmaya çalışıyorum. Allah iyilik versin. Usta, yandaki arkadaşı tanıyor musun? Vallahi güzel aşıklar, evet. Aşıklar. Bugün buraya gelmeme vesile olan arkadaşımız. Allah razı olsun. Özkan. Allah razı olsun, sağ olsun. Ya adamın damağında iz bırakmışsın. Hocam dedi özellikle. Her zaman beklerim. Mustafa Usta'nın yanına gidelim. Evet. Olur gidelim ama ben yalnız gitmem, sen de gelirsen. Sağ olsun beni kırmadı. Şimdi senin şu damakta iz bırakan kokoreçin yanına geldim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abi, bu kokoreç ne kokoreç? Koyun kokoreç abi. Koyun kokoreç. Koyun mumbarı, gövdene daha doğrusu gövden. Hı hı. Gövden, bağırsak, bir de perde yağı var içinde sarılan. Perde yağı. Evet. Hani bu bademli, gömlek çözgütlü yağ. İçeriden? Yok. Gömlek yağı deniyor halk tabirinde, dilinde. Hı hı. Gömlek yağı olarak geçiyor. Başka bir şey koymuyor muyuz? Yok yok yok. Baharatlar. Kendi şeyimiz, lezzetimiz işte. Peki usta, sen mi sarıyorsun, sardırıyor musun? Sardırıyorum. Sardırıyorum. Kendimi sardırıyorum. Yani sürekli bir yerden yoksa değişkenlik gösteriyor? Yok yok yok, sürekli bir yerden. Saniye, sen ne yaptın öyle bir şey daha koydun? Biraz daha gömlek yağından attım ben. Az bir şey daha. Çok kuruydu bu. Aha. Biraz yağ attım sadece. Lezzeti biraz daha mı arttırıyor? Tabii tabii. Şimdi kokoreç kendi yağlı olmazsa az bir şey yağ takviyesi yapabiliyorum. Aha. Bu açıdan. Kaç olur bu meslektesinden? Yaklaşık 16-17 yıldır. 16-17 yıldır. Evet. Daha önce de lokanta çalıştırdım. Nevşehir'de çalıştırdım. Nevşehir'de lokanta çalıştırdım. Memleket neresi bu arada? Memleket bura. Bura. O zaman evet. Yani işin mutfağından geldin ama tabii, en son tabii. Kokoreççiliği deneyim dedin. Evet. 15-16 evet. Yıldır. Evet. Bu işte gayet güzel usta. Evet. Şimdi kokoreç nasıl olmalı? Burada baharatlar var. Orada domates var. Domates konulmalı mı, konulmamalı? Domates normalde kokoreç çekilmez ama bizim Adana'da domates çok kullanıyorlar, tercih ediyorlar. Pişirip içine atıyoruz. Genelde domates konuyor. Özkan, bu konuda ne diyorsun? Kesinlikle domates girmemesi lazım. Girmemesi lazım, domates değil mi? Domates yiyen var. Evet. Şimdi normalde kokoreçte domates olmaz. Şimdi Adana kebapta da böyle bir şey vardı. Normalde Adana kebabı evet. Soğan salatasıyla olur. Fakat daha sonradan domates tatlıcı salatasıyla yapılmaya başlandı. Burada da artık insanlar biraz böyle domatese nasıl diyeyim yani biraz daha mı ilgi gösteriyor, biraz daha mı tadı yumuşatıyor. Herhalde, domates istemeye başladı. Evet, herhalde. Senin tercihin bu yönde? Aynen, domatesi de. Domatesi. Aynen öyle. Normal şartlarda kokoreçe domates girmez. Orijinali domatesi evet. Bence. Peki ustam, şimdi sen bize buradan. Evet. Domatessiz iki tane kokoreç. Tamam, tamam. Peki ustam, kokoreç bulmak zor olmuyor mu? Kokoreç bulmak zor olmuyor, gövdeni bulmak zor oluyor. O gövden dediğimiz şeyi bulmak zor oluyor. He. Bağırsağını, gövdeni. Tabi mal bulurken zorlanıyor. Saran arkadaşım. Peki, dana kokoreç hakkında düşüncen nedir usta? Valla dana kokoreçi araya mumbar saranlar var şimdi. Dana mumbarı saranlar var. O da damağa yapışır. Damakta yağ izi kalır yani. Halkımızın midesini bozar. Yani onayladığın bir şey? Değil. Hayır. Şu ekmekler efsane oldu. Her taraflı yağ oldu.
Tabii. Çok artık aşırı değil. De. Evet. Aşırı değil de normal şey olarak. Ya ama şunun arkası var ya, çok hoşuma gitti. Böyle parlıyor ya. Evet. Şimdi aldık. Baharatlar. Kimyon. Evet. Tuz, kekik. Acili istediler. Tamam. Domates istediler. Domates süreriz biraz. Bu bizimki değil daha. Yok, sizinki bundan sonra atacağım sizinkiler. İyi kıyılmış istedikleri zaman iyi kıyarız. Efendime söyleyeyim. Kıyılmasın dedikleri zaman iri kıyım veririz. Peki sizce nasıl olmalı? İri kıyım mı? Bence müşterinin damak tadına bağlı şey o. İnce. Evet. İnce kıyım genelde yiyorlar. Evet. İnce kılım daha çok tercih ediliyor. Adana tarafında ince kıyım. Tabii, fakat tabii. İzmir'e doğru gittiğimizde orada bu işin en bağında iri kıyım. Evet. Öyle diyorlar. Evet. Hatta ben başka bir yerde daha gördüm. Adam iri kıyım yapıyor. Bir de şişe saplıyor. Şiş şeklinde evet. Sunum yapıyor. Evet. O da ayrı bir şey olmuş. Tabii damak lezzeti değişiyor. Her ustanın ayrı bir stili var. Tabii tabii. Bu domates de oldu. Yani bu da ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi tabii. Asıl tadına varmak istiyorsak kokoreci. Sade. Tabii. Ama şu da kokoreci alıştırmak için bir yol mu? Ben öyle diyorum. Olabilir, olabilir. İlk başta ağrı gelebilir domatesi. Evet. Adamın içinden gelen. Yalnız ustam sen böyle çoko krem gibi sürmedin ha? Hayır. Dolu dolu yaptın. Vallahi tercih eder müşterilerimiz. 4 senedir buradayız elhamdülillah. Yani müşterilerimiz genelde. Bunu biz buradayız diye yapmıyorsun değil mi? Bak, kesinlikle, kesinlikle. Ben yediğim için biliyorum. Bak, başkan kardeşimiz bak, de yediği bak, için. Bak. Şekilde, hemen ustamıza oradan arka çıktın. Yarım tanesi bile doyuruyor bayağı. Ustamı yedirmem diyorsun yani. Aynen. Allah razı olsun kardeşim. Bunlar tamam mı? Bunlar tamam şimdi. 4 tane paket hazır mı? Geliyor abi. Normalde sevmiyorum kokoreçi ama otelde çalışmaya başlayınca burada deneydim. Şu yukarıdaki otelde mi? Aynen, Antalya otelde ben resepsiyonda çalışıyordum. İlk buradan evet. Geceydi sipariş verdim. Normalde kokoreçi sevmem ama yiyecek yer bulamadığım için sipariş verdim, hoşuma gitti. Kaç yıldır yiyorum aralıklı. Helal olsun ustamıza. Teşekkür ediyorum. O tadı bırakmış ve seni bana yönlendirmiş. Başka ya. Başka yerde yedim kokoreçten sonra burada değişik yani güzel. Ya vallahi Adana'da. Elit yerde de yedim yani ben. Aynı şekilde. Damak tadını vermek çok önemli. Kesinlikle ustam. O konuda eğer bir ustanın damak tadı gelişmişse diyorum. Evet. O usta her zaman iş yapar. Gelişmemişse o usta batıp gider. Yoksa 4 senede çalıştıramayız ya bir dükkanı. Kesinlikle haklısınız. Ustam, peki bu işin zor yönü var mı, nedir? Bir esnaf olarak. Yeter ki işini sev. Hiçbir zor yanı yok. Bak, ne güzel söyledin. Sonra, ne güzel söyledin. Zor yanı yok. Zaten sevmesem yapmam. Özkan şahit ol. Geldik. Ustamızın evet. Kendisi söylüyor bunları ha. Ben söyletmiyorum. Sanki bazen gidiyoruz çalışılmış gibi geliyor. Ama yok öyle değil. Ustam gerçekten burada içini dışını evet. Söylüyor ya. Gerçekten öyle yani. Abi olay bu diyorum ya ben. İşini seven adamın. Evet. Ortaya çıkardığı ürün de güzel olur. Hani bir şey hikayesi vardı. Daha doğrusu isteyen çaban tek eden teleme çalar diyorlar ya. Evet. Bu işte böyle bir şey. Yeter ki işini sev, evet. İste. Yani şurada var ya, en güzel lezzetleri çıkarırsın. Lezzetten yana şüphemiz yok. Allah'ın izniyle yani. Müşterilerimiz yiyen, en önemlisi bu sektörde yiyen müşterinin bir daha gelmesi. Tamam. Tamam, şurası insanı kendinden alıyor mu? Özkan ne diyorsun bu konuda? Görüntü? Görüntü efsane abi. Bak bak geldi. Yemi de yanında. Geldi işte. Kimyon, kekik, tuz. Acı atayım mı?
Adanalı olur da acılı olur. Olmaz mı? Olur. Ustam artık dayanamıyorum. Bu çocuk fazla fazla bekletmeye gelmiyor. Şaşırıyor. Kelimeleri şaşırıyor. Beyni bulanıyor. Bu normal müşterilerimize yaptığımızdan hiçbir farkı yok kardeşim. Allah ustam, eğer gerçekten böyleyse Allah gerçekten senden de öyle. Razı olsun gerçekten derim. De öyle. Mustafa ustam, şimdi geldik en güzel buyurun. Zamana, lezzetin damağımla buluşma vaktine. Buyurun. Abi, ne kadar kokoreçimiz? Kokoreç 13 lira, şirdanımız da 13 lira. Fix fiyat. Fix evet, 13 lira, yarım ekmek. Sucuk ekmek? 13 lira, o da 13 lira. Ooo, evet. Yani sen evet. 13'e bağlamışsın. Buyur kardeşim. Başla ve yorumunu yaptık. Yorum senden. İçecek inşallah. İçecek tabii ki. Yanında ayran olursa çok iyi olur. İki ayran verin abi. Afiyet olsun. Evet, yorum sende. Her zaman çok güzel. Çok güzel. Değişen dışı var. Standart. Şimdi ustam, lezzet gerçekten güzel. Yumuşak düşmüş. Artı böyle sulu sulu, şey değil, kurumuş değil. Evet, fazla kurumuş. O yağ boşu boşuna atmıyorum de. Evet. Yağsız olunca. Kuru oluyor. Kıtır kıtır oluyor. Ben sevmiyorum onu. Ama bu şekilde tamamen hitap ediyor açıkçası. Ustam, hiç yemedim diyorsun. Yok, denemek ister misin? Yok abi. Vallahi. Yok, sağ olasın. Afiyet olsun. Bu apayrı bir şey ama ha. Yok abi sen ye. Sağ olasın. Bana karın bunlar yeter. Karın bunlar yediyorum. Aynen. Şöyle. Usta, harikasın. Harikasın, harikasın. Gerçekten damağıma hitap ediyor. Yalnız bunun içerisine ekstra bir yağ koymuş gibisin. Çekilmiş birazcık perde yağı olur için. Evet, perde yağı. Tamam mı? Şimdi oldu. Şimdi oldu usta. Evet, evet. Şöyle. Açıkçası iki lezzet bir arada. Mükemmel. Afiyet olsun. Peki ustam, hangi saatler arasındayız? 5'te sabah 3.30 4'e kadar. Kokoreçimiz oluyor sabah 3.30'a kadar kesin oluyor. Yavaş şeyde çekiliyor, banka yavaşla çekiliyor. Son olarak insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası Özen Köprüsü'nde eski Özen son durak olarak geçen. Setin kenarı. Pazar kurulur. Hafta sonları. Pazarın kurulduğu yerin başı yani. Özen Köprüsü'nde. Evet. Burası İbo Osman değil mi? İbo Osman karşı taraf. Karşı taraf. Tamam, alt tarafı. Tarafı. Evet, Namık Kemal oralar geçer. Namık Kemal karşı Gazi Paşa. Vallahi ustam, helal olsun diyorum. Afiyet ellerine, olsun. Kollarına sağlık. Afiyet şeker. Bu arada sana da çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir lezzeti. Her zaman beklerim. Için. Her zaman beklerim. Arkadaşlar, Velhasıl Kelam bir videonun daha sonuna geldi. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların, böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.